Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda mutasyonlardan bahsedeceğiz. Şimdi DNA'dan bahsettik, RNA'dan bahsettik. Şimdi bunlarla ilgili olan mutasyonlardan bahsedelim. Nedir mutasyon? Arkadaşlar, DNA'da meydana gelen değişikliklere biz mutasyon diyoruz. Bu mutasyonlar mesajcı RNA sentezi sırasında, yani transkripsiyon sırasında da gerçekleşebilir. Ama genellikle DNA sentezi sırasında, hani replikasyon sırasında meydana gelebiliyor. Şimdi eğer ki mutasyonlar gamette ya da gamet ana hücrelerinde, yani üreme ana hücrelerinde görülürse bunlar ileriki nesillere aktarılabilir. Ama diğer hücrelerde görülürse arkadaşlar sadece bizde etkisi görülür. Gelecek nesillere aktarılmaz. Mutasyonlar iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir arkadaşlar. Ama genellikle kötü yönde olan mutasyonlar daha yaygındır. Mesela örnek vereyim. Orak hücre anemisi dediğimiz bir hastalık var. Orak hücre anemisi. Nedir bu hastalık? Arkadaşlar, bu hastalıkta DNA'nın kalıp zincirindeki tek bir nükleotit değişiyor ve anormal bir protein üretimine sebep oluyor. İşte biz buna orak hücre anemisi diyoruz. Veya bir hastalık daha var. Bu da kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalık arkadaşlar. Bu da yine genellikle genç atletlerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalp rahatsızlığıdır ve ani ölüme sebep olur. Hani bu atletlerin koşarken işte birden ölmesi veya işte bir haber geliyor, aniden ölmüş. İşte bunun sebebi nedir? Kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalıktır arkadaşlar. Bir kalp rahatsızlığıdır. Bu da yine DNA'da meydana gelen mutasyon sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Şimdi ilk önce bir söylediklerini yazalım. Daha sonra mutasyon tiplerine bakacağız arkadaşlar. Mutasyonlar nasıl gerçekleşiyor, buna bakacağız. Şöyle sayfayı değiştiriyorum. Mutasyonun tanımını yapalım önce. DNA'da ya da RNA'da diyelim. RNA'da meydana gelen değişikliklere mutasyon denir. Evet, mutasyonun tanımı bu şekilde. Ne dedik arkadaşlar? Mutasyonlar eğer gamette ya da üreme ana hücrelerinde olursa gelecek nesillere aktarılır. Mutasyonlar gamette ya da üreme ana hücresinde. Şimdi gamet dediğimiz üreme hücresi, meyoz bölünme sonucunda oluşmuş hücredir. Üreme ana hücresi henüz meyoz bölünme geçirmemiştir. Üreme ana hücresinde olursa gelecek nesillere aktarılır. Diğer mutasyonlar arkadaşlar, yani vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar sadece bizde görülür. Ama bu anlattıklarım ileriki nesillerde de görülür. Evet, mutasyonlar dediğimiz gibi iyi ya da kötü yönde olabilir dedik arkadaşlar. Bunu da yazalım. Mutasyonlar iyi ya da kötü yönde olabilir. Şimdi ben kötü yönde olan mutasyonlara örnek vermek istiyorum. Şöyle örnek yazalım. Örnek. Bir diyorum orak hücre anemisi. Arkadaşlar, orak hücre anemisi dediğimiz, işte dediğim gibi, işte DNA'nın kalıp zincirindeki tek bir nükleotidin değişikliği sonucunda ortaya çıkan ve anormal bir protein üretimine yol açar. Biz buna orak hücre anemisi, hatta hücreler orak şeklinde olduğu için orak hücre anemisi denilmiştir. O zaman yazalım. DNA'nın kalıp zincirinde tek bir nükleotit değişikliği anormal bir protein üretimine yol açar. Evet, bu hastalıklarda bu şekilde bir olay görülüyor. Gelelim ikinci hastalığımıza. Ne dedik? Kardiyomiyopati dedik arkadaşlar. Kardiyomiyopati. Bu
da yine DNA'da meydana gelen işte tek bir nükleotit değişikliği. Bakın bir tane nükleotit. Mesela adenin yerine ne gelmiş? Diyelim ki guanin gelmiş. İşte bu bir hastalığa sebep olabiliyor ve kötü bir hastalığa sebep olabiliyor arkadaşlar. Kardiyomiyopati genellikle genç atletlerde ortaya çıkan bir kalp rahatsızlığıdır. Ve ani ölümlere sebep olur. Evet. Kardiyomiyopati ve orak hücre anemisi kötü yönde gerçekleşen mutasyonlardır arkadaşlar. İyi yönü yok mu? Tabii ki iyi yönde mutasyonlar da var. Mesela ortama uyumu daha iyi hale getirebilir. İşte ortam şartlarına daha iyi adapte edebilir arkadaşlar. Bu şekilde mutasyonlar da var. Ama genellikle nedir? Kötü yönde mutasyonlar ortaya çıkıyor. Şimdi biz küçük ölçekli olan mutasyon tiplerini göreceğiz. Yani burada inversiyon, delesyon dediğimiz mutasyonları göreceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle yazıyorum bakın. Küçük ölçekli mutasyon tipleri. Arkadaşlar bunlar ikiye ayrılıyor. Tek bir nükleotit çiftinin diğerinin yerini alması. Yani nükleotidin değişmesi. Şöyle diyelim. Tek bir nükleotit çiftinin diğerinin yerini alması bu şekilde olabilir ya da baz çifti eklenmesi ya da çıkarılması arkadaşlar. Ya artıyor ya azalıyor arkadaşlar. Bu da ikinci mutasyon tipimizdir. Şimdi ilk önce birincisini anlatalım. Yani tek bir nükleotit çiftinin yer değiştirmesini anlatalım. Burada arkadaşlar bir nükleotidin ve eşinin yani karşılıklı geliyorlar ya bunlar. Bir nükleotit çiftinin başka bir nükleotit çiftiyle yer değiştirmesi şeklinde oluyor. Peki bunlara biz farklı farklı isimler vereceğiz. Arkadaşlar ben şöyle anlatayım. Diyelim ki bazı yer değiştirmelerde hani dedik ya şurada yerini değiştiriyor, yerini alıyor diye. Arkadaşlar bazı yer değiştirmelerde şifrelenen protein üzerine herhangi bir etkisi yoktur bu mutasyonun. Biz bunlara sessiz mutasyon diyoruz. Neden diyoruz buna sessiz mutasyon? Neden herhangi bir etkisi yok? Şimdi bir tane amino asidi birden fazla kodon şifreleyebilir, değil mi? Mesela diyelim ki A amino asidinin 5 tane kodon farklı kodon şifreleyebilir. Mesela birinci kodondaki diyelim ki A yerine işte G geldi. İşte A, G, C değil de G, G, C oldu. Ama ikisi de aynı amino asidi şifreliyor. O zaman bunun herhangi bir etkisi görülür mü? Görülmez. İşte biz bunlara sessiz mutasyon diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Bazı yer değiştirmeler. Şöyle yer değiştirmelerde şifrelenen protein üzerinde herhangi bir etki göstermez. Buna sessiz mutasyon denir. Arkadaşlar dediğim gibi sessiz mutasyonun sebebi de bir amino asidi birden fazla kodonun şifrelemesidir. Şöyle yazalım. Sebebi bir amino asidi birden fazla kodonun şifrelemesidir. Evet, bu şekilde sessiz mutasyonu anlattık. Şimdi geliyoruz başka bir mutasyon tipine. Arkadaşlar, bir amino asidin başka bir amino asitle yer değiştirmesine, yani diyelim ki A amino asidi gelmesi gerekirken B amino asidi geldi. Biz buna da ne diyoruz? Yanlış anlamlı mutasyonlar diyoruz arkadaşlar. Bu olayda protein herhangi bir değişikliğe uğramayabilir ya da çoğunlukla bu gerçekleşiyor ya da protein işlevsiz hale gelebilir arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir mutasyondur. O zaman yazalım. Bir amino asidin
yerini başka bir amino asidin almasıdır. Ya da almasına ne diyoruz? Yanlış anlamlı mutasyon. Yanlış anlamlı mutasyon denir. Şöyle altını çizelim bunun da. Yanlış anlamlı mutasyon. Burada arkadaşlar dediğim gibi genellikle işlevini yitirmiş proteinler oluşur. Genellikle işlevsiz protein oluşur. Evet, bu da bizim ikinci mutasyon tipimizdi. Gelelim bu tek bir nükleotit çiftinin diğerinin yerini alması şeklindeki mutasyonların sonuncusuna geliyoruz arkadaşlar. Burada ne olacak peki? Burada da şimdi nokta mutasyonuyla, bakın biz bunları aslında nokta mutasyonu da diyoruz. Nokta mutasyonunda amino asidi kodlayan bir kodonu dur kodonu şeklinde çevirebilir arkadaşlar. Yani diyor ki sen işte ne olsun glisin amino asidi işte sentezleyecekken bir mutasyon gerçekleşiyor. Glisin değil de hemen dur kodonu geliyor. Biz buna da ne diyoruz? Anlamsız mutasyon diyoruz. Dur kodonu geldiğinde ne olacak? Protein sentezi duracak. Protein sentezi zamanından önce durmuş oluyor arkadaşlar. Genellikle işlevsel olmayan proteinler ortaya çıkıyor. O zaman yazalım. Nokta mutasyonu. Nokta dememizin sebebi tek bir nükleotitten kaynaklandığı için nokta mutasyonu diyoruz. Nokta mutasyonu amino asit kodlayan bir kodonu durdurma kodonuna çevirebilir. Çevirebilir. Buna anlamsız mutasyon denir. Anlamsız mutasyon denir. Burada da dediğim gibi genellikle işlevsiz proteinler oluşuyor arkadaşlar. Evet, bunu bitirmiş olduk. Küçük ölçekli mutasyon tiplerinden ilk tipimizi bitirdik. Şimdi geliyoruz baz çiftinin eklenmesi ya da eksilmesi. Arkadaşlar, ekleme olayına insersiyon, eksilme olayına da delesyon diyoruz. O zaman ilk önce bir bunu yazalım. Çünkü genelde ne oluyor? İkinci isimleri soruluyor. Ekleme olayına insersiyon, eksilme olayına da delesyon diyoruz. Delesyon. Nedir bunlar? Ya bir tane nükleotit fazladan eklenecek ya da eksilecek arkadaşlar. Peki bu ekleme ya da eksilmeler olursa arkadaşlar, genellikle bu mutasyonlar diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir. Neden? Çünkü çerçeve kayması dediğimiz bir olaya sebep oluyor. Şöyle düşünün. İşte 10 tane nükleotit yan yana gelmiş. Bir tane eklendi, ne oldu? 11 tane oldu. Ya da şöyle 3'ün katları şeklinde söyleyeyim. 12 tane nükleotit yan yana gelmiş. Her biri birer tane amino asidi sentezleyecek. Dolayısıyla 4 tane amino asit oluşacak. Tam olarak böyle çıkıyor. Ama bir tane eklendiği zaman ne oldu? 12 oldu, 13. Bu sefer çerçeve kay, mesela diyeyim, araya bir nükleotit girdi. Ne oldu arkadaşlar? Hemen kaymaya sebep oldu. Farklı amino asitler buraya gelip bağlanmaya başladı. İşte en zararlı olan mutasyon tipi bu mutasyondur arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Yerini alma mutasyonlarından daha zararlıdır. Daha zararlıdır dedik. Şimdi çerçeve kaymasını anlatalım. Arkadaşlar, nükleotitlerin eklenmesi ya da eksilmesi genetik mesajın çerçevesini değiştirebiliyor. Yani işte dedik ya, hani bir tane eklenince 12 taneyken 13 tane oluyor veya 9 11'e düşüyor. Bu şekilde olunca çerçeve kayması dediğimiz olay, mutasyon ortaya çıkıyor. Yazalım. Nükleotitlerin eklenmesi ya da eksilmesi genetik mesajın çerçevesini değiştirir. Çerçevesini değiştirir. Buna çerçeve kayması mutasyonu denir.
Dediğim gibi en zararlı olan mutasyon tipi bu mutasyondur arkadaşlar. Genellikle eklenen ya da eksilen mutasyonlar eğer üçün katları şeklinde değilse, yani bir tane eklendiyse veya iki tane eklendiyse, işte 4-5 olabilir. Dediğim gibi üçün katları şeklinde değilse bu ortaya çıkıyor. O zaman yazalım. Bu mutasyonlar eklenen ya da eksilen nükleotitler üçün katları olmadığında ortaya çıkar. Üçün katları olmadığında ortaya çıkar. Evet, bu şekilde arkadaşlar mutasyon tiplerini de anlatmış olduk. Mutasyonlar bu şekilde oluyor, gerçekleşiyor. Özellikle dediğim gibi en etkili olanın çerçeve kayması olduğunu unutmayın. Sessiz mutasyon nedir? Etki etmiyorsa sessiz mutasyon. Bir amino asitin yerini başka bir amino asit alıyorsa yanlış anlamlı mutasyon. Eğer ki bir amino asit durdurma kodonuna dönüşüyorsa buna da anlamsız mutasyon diyoruz. Evet, burada videonun sonuna geliyoruz. Artık biz protein sentezidir, nükleik asitlerdir. Bunları bitirdik. Bir sonraki konumuz, tabii soru çözümünü yaptıktan sonra bir sonraki konumuz hücre olacak arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.